Böyle güzel bir günde Tekirdağ Müsiyat'ın 4. Yola Kongresi'nde sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisinde sizleri 2014-2019 Büyükşehir Belediye Başkanımız 73 gün kalmış olarak koyuyorum ve 2019-2024 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız ve Müsiyat dostu Kadir Albayrak olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her ne kadar Müsiyat üyesi değilsem, iş adamı değilsem de ama Müsiyat'ın kurulduğundan bu yana takip eden, her kongresine katılan ve geniş dostlarımın olduğu çalışmalarını çok beğendiğim bir kurum içerisinde olmanın da mutluluğu içerisindeyim. Şimdi tabii ben Abdurrahman Bey'in bugün buraya geleceğini tahmin ediyordum. Siz bana deseydin ki sevgili Oktay'cığım, Berat Ahmet Bey, ya Abdurrahman Bey gelemiyor diye elimde kozlar var. Derdik ya bizim Kaan'a giden yolda tezki ve arıza yaptı. Gelirsen bir günde biter, gelmezsen 5 günde biter diye onu burada bulurduk yani. Onun için siz Abdurrahman Bey'e benim her zaman saygılarımı söyleyin. Çünkü Oktay Bey çok seviştiğimiz, çok sabiyi karşılıklı sevgi sahip duyduğumuz bir iş adamımız ve Tekirdağ'da sık sık bir araya geliyoruz. Kendisine saygılarımı iletin lütfen. Evet, şimdi tabii Tekirdağ'a geldiğimiz zaman Tekirdağ 30 Mart 2014'te 6367 kanununa göre Büyükşehir olduktan sonra bugün geldiğimiz noktada tam 1752 gündür Büyükşehir Belediye Başkanıyım ben. Allah kısmetse 73 gün sonra halktan aldığımız yetkinin dolmasıyla beraber yeniden halka gideceğiz. Tamam mı, devam mı diye soracağız. Halk devam derse devam, tamam derse tamam. Halkın gücü, halkın iradesi her şeyin üstündedir. Hepimiz halkımızın iradesine saygı duymak zorundayız. Tabii Tekirdağ bu süre içerisinde Büyükşehir'in katkılarıyla oldukça bir mesafe aldı. Bunu da samimi söylüyorum ama Tekirdağ'ın çok ciddi yatırımlara ihtiyaç var. Burada Müsiyat'ın işte ben Tekirdağ'a çok lokomotif rolü oynayacak yatırımlarla geleceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten çok geniş vizyonları var. Ve işte en son 2017 gayri safi yurt hasılasında %1,5'la 12. sırada ama kişi başına düşen gayri safi yurt hasılasında 4. sırada 47 bin küsur lirayla. Böyle bir Tekirdağ içerisindeyiz ve sanayi gelişmişliğinde Türkiye'de Marmara 4. sırada, Türkiye'de 11. sırada. Geliri gelirinden fazla olan 11 ilden bir tanesi. Böyle bir Tekirdağ'da 13 tane OSB'si var, 150 bin çalışanıyla ve 1541 sanayi kuruluşuyla böyle bir Tekirdağ'dayız. Ve kendini de alın yenileyen bir Tekirdağ'dayız. Bunun dışında lojistik vizyonuyla, tarım hayvanlık vizyonuyla, üniversitesiyle ve turizmiyle Allah her türlü güzelliği vermiş. İki denizden komşuyuz, Karadeniz'den de Marmara Denizi'nde. Böyle bir Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak gerçekten çok güzel ve çok onurlu bir görev. Ancak şunu söylemek istiyorum. Tekirdağ'ın Türkiye'deki diğer büyük şehirlere göre bir farklılıkları var. Bir, nüfus artışı Türkiye'de diğer büyük şehirlerde en çok olan bir ilimiz, büyük şehrimiz. Yani Türkiye'nin nüfus artışı %1,2 iken Tekirdağ %3,66. Ve her sene Tekirdağ'ın nüfusu bir Ayvalık kadar, bir Şarköy kadar artıyor. İşte 15 bin doğum, 15 bin ölüm, 10 bin olan ama 25 bin her sene Tekirdağ 20-30 bin civarında göç alıyor. Bu Türkiye'nin her yerinden. Şimdi Kapaklı'ya gittiğiniz zaman 112 bin nüfusun %13'ü Kapaklı doğumlu. Geri kalan hepsi de Türkiye bozayı. Kerkezköy'e geldiğiniz zaman 162 bin nüfusun %15'i Türkiye, Kerkezköy doğumlu. Hep diğeri Türkiye bozayı. Yani böyle bir yerlerde mutlaka yeni yatırımlarla sorunların ötelenmemesi gerekiyor. Ben bu çalışma içerisinde bakın biz bu göreve geldiğimizden bu yana 875 bin olan nüfusumuz biraz sanıyorum birkaç gün sonra yeni adrese dayalı nüfus kayıt sistemi açıklanacak. 1 milyon 50 bini bulacak. Yani 200 binlik nüfus artışını görmüş oluyoruz. Bu demek ki yeni bir Çerkezköy, yeni bir Süleymanpaşa kadar nüfusumuz artıyor. Çok önemli bir yerdeyiz. Ama şu bir gerçek. Hükümetimizin de yatırımlarıyla Büyükşehir'in 2. 3. dönemlerinde Tekirdağ, Sayın Oktay Bey'in dediğine aynen katılıyorum. Artık dünyada ülkeler yarışmıyor, şehirler yarışıyor. Tekirdağ bu şehirlerden birinin içinde yerini alacak Sayın Başkanım. Emin olun bundan. Bu böyle bir çalışma içerisinde olur. Birbirimize destek olacağız. Bakın bu dönem bir avantajımız var. Biraz vaktinizi almak istiyorum. Pozitif ayrımcılık istiyorum o konuda. Çünkü ben bütün benim Cumhuriyet Halk Partisi adına gelmişim buraya. Onun için şimdi şunu söylemek istiyorum. 2 milletvekiliniz var. Yani 7 milletvekiliniz var ama sayın örneğin Sayın Mustafa Şentop hocamız.
Anayasa Komisyonu, anayasa uzmanı, meclis başkan vekili, büyük bir ihtimalle de inşallah meclis başkanı olma gibi düşüncesi var. Ve onun dışında da İktidar Partisi'nin, yani Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın çalışma arkadaşından birisi. Bu tarafa geldiğiniz zaman bize Faik Öztürk hem ekonomi uzmanı, hem de genel başkan yardımcısı, yani bizim genel başkanımıza en yakın kişi. Yani bu iki tane güç mutlaka ikinci dönemde, yani Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci dönemde bir araya gelmek zorunda. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olursam bu iki gücü mutlaka bir araya getireceğim. Bunun dışında Mustafa Yer, sevgili Mustafa Yer, üç dönem, iki dönem milletvekili. Bizim Canlar Hanım, üç dönem milletvekili. Sayın Gonca Gül Hanım, çok heyecanlı yeni milletvekilimiz. İlhan Bey var, Enes Bey var. Yani Tekirdağ bu milletvekillerini bir araya getirdiği zaman siyaset farkı gözetmeden çok iyi bir yere gelecektir diyelim arkadaşlar. Şimdi bu arada tabii sevgili arkadaşım Mesut Özcan'ın da bu çıktığı yolda başarılar diliyor. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Önce o genç kardeşimizi Kur'an okuyan çok güzel bir Kur'an tilaveti yaptı. Onu kutluyoruz. Allah razı olsun diyorum. Şimdi Mustafa sevgili Mesut Özcan beni onun sevimden daha fazla seviyor. Ben de onu ondan fazla seviyorum. Bu yarış nereden geliyor? Ortak özelliklerimiz var. Bir, birçokları var da bir üç tanesini sayacağım. Bir, onun da Hacer Esmet bilgisayarında fotoğrafı var, benim de var. O da kayıtlı, oraya ben de kayıtlıyım. Oraya kayıtlı olduktan sonra bir daha kesinlikle insan sevgisinin dışında başka bir şey düşünemezsiniz arkadaşlar. Biri bu. İkincisi, o da sabahleyin Esselatü Hayrül Minanneyim namaz okurdan hayırlıdır deyip sahaya çıkıyor. Ben de çıkıyorum. Akşamda günde 40 defa alnı secdeye gidiyor. Benim de alnım 40 defa secdeye gidiyor. Akşamda Bakara Suresinin son hikayetini okuyup ibadetlerimi tamamlıyoruz. İki, ama üçüncüsü var ki en önemlisi. Nedir o? Yaradılanı Yaradan'dan ötürü çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Sevgilerim. Tekirdağ böyle siyaset yapmak zorunda. Tekirdağ keskin siyasete kaldırmaz ihtiyacı yok. O nedenle ben başarılar diliyorum sevgili kardeşim, arkadaşıma. Ama kimin amantüsünde varsa o kazanacak. Bunu seviyorum hakimesi. Bu duygularla şunu da söylemek istiyorum. Hazır güncel konu olduğu için. Biraz günümüzde zor günlerden geçiyoruz arkadaşlar. Yani dış politika, süper güçler, Trump diye bir adam var. Yani Trump diye Amerika Başkanı var. İkide bir tehditler savurup duruyor. Şunu bilmiyor yalnız. Biz Çanakkale'de onun değil, yedi düvelini meydan okumuşuz. Gerekirse hiç yemek yemeden bir üzüm aşafında veya kuru ekmekle günümüzü geçirip yapmış bir ülkenin insanlarıyız. Sayın Trump hiç sevdiklerin buz gelir. Biz gerekirse evimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet başkanı etrafında birleşmeye hazırız. Yine bugün birleştiğimizi konuşuyoruz. Biz de ona meydan okuyoruz. Bu duygularla hamdolsun. Hayırlı olmasını diliyorum. Güzel günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun, var olun.